Sen geçmişinde ne yapmış olursan ol. Şu an ne boklar karıştırıyor olursan ol. Bana ne yaparsan yap. Seni her seferinde affedecek biri var karşında. Seni o kadar çok seviyor ki. Sen ne yapsan ona, ne kadar aşağılasan, ne kadar küçük düşürsen, ne kadar itsen de o sana gelecek. Ya da sen geldiğinde seni kabul edecek. Boynuna atlayacak sevinçten yine geldi diye. Gidişini unutarak belki de. Ya da tekrar gidebileceğini hiç düşünmeden boynuna sarılacak. Çünkü o seni o kadar çok seviyor ki. Belki onun sevgisi senin için hiçbir şey ifade etmiyor. Belki o kadar çok seni seven var ki sıradanlıktan başka bir şey değil. Ama sen onun için dünyasın. Her şeysin. Sen onun için sadece yeryüzü değil, aynı zamanda gökyüzüsün. Sen onun için yaşamaksın. Nefes almayı seninle öğrenmiş birini öldürebileceğini sanıyorsun. Ama öldüremezsin. Ve sen öyle bir şeysin ki, bir kere senin tadını alan senden bir daha kolay kolay kapamaz. Yarattığın bağımlılığın etkilerinden ne kadar sürecek bilmiyorum. Ya da yeni bir doza ihtiyacım olduğundaki şu an gibi ben nasıl başa çıkmaya devam edebileceğim onu hiç bilmiyorum. Ama gelirsen, bana dönersen, ben yine aptal gibi seni her şeyinle kabul edeceğim. Karaktersizliğinle, getirdiğin bütün pisliklerle, her şeyinle seni tekrar kabul edeceğim. Neden mi? Dediğim gibi, ben nefes almayı seninle öğrendim. Nefes almayı bırakmak sandığın kadar kolay bir şey değil. Çünkü nefes almayı bırakmak intihar etmek demek. Nefes almayı bırakmak senden vazgeçmek demek. Ve senden vazgeçmek benim ölümüm demek. Dolayısıyla ben sana ne söylersem, sana ne kadar kızsam da, senin ağzına da sıçsam hepsi yalan. Ve sen de bunun o kadar iyi farkındasın ki beni hala oyuncak gibi oradan oraya sallandırmaya devam ediyorsun. Neyse. Eski oyuncakların da bir antikalık değeri oluyor ya. Belki de rafa kaldırılmış biri olarak değerimin anlaşılacağı günü bekliyorum. Seni bekliyorum. Gelmeyecek birini beklemek, giden biri için üzülmekten daha zor. Yaşadığımın yarısını yaşıyor musun acaba? Ya da hiç yaşadın mı? Bu yaşadığımı sana yaşattırabilmek için ne yapmam lazım? İntikam değil bu. Bilmiyorum ne olduğunu. O kadar yeni şeyler tattım ki seninle, yeni şeyler gördüm, keşfettim, öğrendim, hissettim ki isim koymakta zorlanıyorum. Ve yardımcı olacak bir sen de yoksun yanımda. Ben hala nefes alıyorum. Haberin olsun. Hala yaşıyorum. Aksi için elinden geleni yapsan da sen, ben hala yaşıyorum. Hala buradayım. Rafındayım. En tozlu köşesindeyim. Ve daha da tozlanacağım bu gidişle. Dikkat et.
Nefes almayı asla kesmeyeyim, olur mu?